Efendim merhabalar, gününüz güzel olsun dilekleriyle yine bir hafta sonu birlikteyiz. Hafta sonu, her hafta sonu biz bu saatte buradayız. Oradaysanız bekliyoruz. Perşembe günleri saat 13'te yayınımızın tekrarı var. Her zaman olduğu gibi yine biz sevgili konuğumuz bizimle. O bir yemek kitabı yazarı Nur Şeyhoğlu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlara vesile olsun. İnşallah, inşallah. Tabii. Evet, bugün kitabınızdan bir lezzet. Evet, aynen öyle. Sağlıklı bir börek tarifi vereceğim. Çok güzel. Benim çok sevdiğim bir börek bu. Evet, çok pratik. Evde açma hamur usulü de yapılıyor. Ancak biz burada daha pratiğini, daha zaman olarak hani daha az bir sürede yapılabilecek pratik olanını yapacağız bugün, tercih edeceğiz. İnşallah çok güzel bir şey olacak. İnşallah. Efendim böreğin yapılmışını görüyorsunuz orada. Harikulade güzel bir börek, mercimek böreği. Afyon civarında, Akşehir, Afyon civarında çok bilindik bir börektir. Türkiye'nin bazı bölgeleri sonradan öğrenmeye başladı. Mercimekli bir börek denemediyseniz mutlaka deneyin. Şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben de bugün yine şiddetle tavsiye edebileceğim bir lezzetle inşallah buradayım. Lezzet topları yapacağım ben. Çatlak lezzet topları. Gerçekten çok güzel bir lezzet. İçinde çikolata kullanılıyor. Ama hemen tarife başlamadan söyleyeyim. Çikolata kullanmadan sadece kakaoyla da yapabilirsiniz. Çikolata kullanmadan sadece kakaoyla nasıl yapıldığını da ilerleyen vakitte anlatacağım. Şimdi önce şöyle bir malzememize göz atalım istiyorum. 200 gram bitter çikolata. Bu da yaklaşık olarak 2,5 paket demektir. Zaten çikolatalar şöyle bir görüyorsunuz, kare şeklinde. Bunlar 85 gram civarında. 2,5 paketi bizim için yeterli. Ama çikolata kullanmıyor isek bunun yerine 4 çorba kaşığı kakao kullanmalısınız. Şimdi diğer malzemeyle devam edeceğim. 100 gram tereyağı kullanacağım. Bunun yerine margarin tercih edebilirsiniz. 1 çorba kaşığı kakaomuz var. Eğer biz çikolata yerine 4 çorba kaşığı kullanıyor isek kakaoyu, 1 çorba kaşığı daha ilave ettiğimizde toplam 5 çorba kaşığı kullanmış olacağız. 3 çorba kaşığı kadar sütümüz var. Sütünüz yoksa su ilave edebilirsiniz. 2 yumurta kullanacağım. 2 su bardağından 1 parmak eksik un. Un ölçüsü önemli. Su bardağı dediğimizde bu tip bir su bardağını anlamalıyız. Eski tip bildiğimiz cam su bardakları efendim. Arzuya göre değişen bir malzememiz var, fındık. O da yaklaşık 1 su bardağı kadar ama arzu ediyorsanız kullanabilirsiniz. Ceviz de olabilir bunun yerine. 1 paket kabartma tozumuz var. Üzeri için, dışı için pudra şekeri kullanacağım. Onun ölçüsünü veremiyorum tabii ki. Şimdi ben mara usulü eritilir biliyorsunuz çikolata ama benim çok pratik bir eritme yöntemim var. Ben mara usulünü beklemek istemiyorum. Ben çok pratik bir şekilde tereyağını koyuyorum tencereye. Tereyağı erirken efendim çikolatanın yanmaması için aldığım bir önlem bu. Ateşi kısığa alarak kısık ateşte içine çikolatalarımı bırakıyorum. Kırarak ve çikolatalar yağın sıcaklığı ile kolay bir şekilde eriyebiliyorlar. Diyelim ki bayramdan kalma çikolatalarınız var, yenmiyor, bir kenarda öyle duruyor. Kabuklu çikolata da olabilir bu. Ya da böyle kabuksuz kutulardaki çikolata da olabilir. Bitter değil de normal çikolata var, kabulümüz efendim, o da olabilir. Kuvertür çikolata da olabilir. Hepsi olabilir. Önemli olan çikolatanın yanmadan eriyebilmesi için yağ erirken hafifçe yağ erimeye başladığında kısık ateşte çikolataları içine ilave etmektir. Çünkü çikolata çok çabuk yanan bir besindir. Onun için yüksek ateşle birleşmemeli. Ben mara usulü yapmadığımız için ateşin kısık olması ve sürekli karıştırarak ısının yardımıyla çikolata hamurumuzu hazırlamak üzere çikolatamızı kolayca eritebiliyoruz.
Bu esnada iki yumurtamız vardı biliyorsunuz. Üç çorba kaşığı da sütümüz vardı. Yumurtayla sütü aynı esnada çırptım. Şekerimi koydum. Onu da çırpıyorum. Onlar burada hazır beklerken bakıyorum. Evet, size de şu manzarayı göstermek istiyorum. Şimdi kamera zaten tencerenin içine dalacaktır. Şu görüntüyü mutlaka sizinle paylaşacaktır diye düşünüyorum. Evet, paylaşmış bile. Efendim bakın, çikolata bu kadar çabuk eriyebiliyor. Şimdi alıyorum, ılınsın diye bekliyorum. Çünkü ılıttıktan sonra burada birleştireceğim. Az önce söylemiştim ama ekranı yeni yeni açanlar vardır diye tekrar etmek istiyorum. Ola ki maddi durumunuzdan dolayı çikolata alamadınız. Peki ne yapacağız? Kakao ile yapabiliriz demiştim. O zaman ne yapacağız? O zaman efendim 100 gram yağımızı burada eriteceğiz. İçine 4 çorba kaşığı kakaomuzu koyup hızla karıştıracağız. Ondan sonra burada yaptığım gibi çırpılmış 2 yumurtamın içine 3 çorba kaşığı sütümü koymuştum. Yarım su bardağı şekeri koymuştum. Onu da burada ılayan kakaolu yağımıza ilave edeceğiz. Efendim çikolata yoksa demek ki bu tarifi es geçmiyoruz, yapıyoruz. Çünkü gerçekten çocukların bayılacağı bir lezzet bu. Sadece çocukların değil, büyüklerin de çok severek yiyecekleri bir çikolatalı çatlak kurabiye bu. Şimdi buradaki yumurtalı, sütlü, şekerli harcım hazır. Eğer buradaki çikolatalı ya da kakaolu yağım iyice ılındı ise yumurtalı harcımla buluşturuyorum ve hızla karıştırıyorum. Tabii kabartma tozunu unutmuyoruz. Bunların iyice kabarabilmesi, çatlayabilmesi için kabartma tozuna ihtiyacımız var. Kakaomuzu da ilave ediyorum. Kabartma tozumuzu koyuyorum. Hızla karıştırıyorum. Karışım birbirleriyle malzemeler bütünleşene kadar sürecek. İyice karıştığına emin olduğumda, bu arada siz izlerken sosyal medya adresimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ekranlarınızda görüyorsunuz zaten. Buraya kadar anlaşıldı zannediyorum. Bir daha bir baştan tekrar edeyim. Tereyağımızı tencereye koydum. Erimeye başlar başlamaz kırılmış çikolatalarımızı içine ilave ettim. Kısık ateşte ve karıştırarak çok kısa sürede çikolataları erittim. Sonra o karışımı bir tarafa aldım. Ilınması için bekletirken 2 yumurtayı, 3 çorba kaşığı sütü ve yarım su bardağı şekeri çırptım. İyice ılıyan çikolatalı yağımı yumurtalı karışıma ilave ettim ve karıştırdım. Buradaki unumun miktarı çok önemli. 2 su bardağı değil, 2 su bardağından bir parmak eksik. Niçin çok önemli? Kurabiyemin yeterince çatlaması ve yumuşacık bir kurabiye olması için size şimdi çok cıvık gibi görünen bir hamur gibi görünecek ama bu ölçüye ihtiyacım var. Daha fazla koyu, katı bir hamur olmaması önemli. Onun için yoğrulmayacak kadar cıvık bir hamur elde edeceğim. Bu ilk anda hiç toparlanmayacak gibi görünen bir hamur. Ama hiç önemli değil. Hamurun toparlanması değil çünkü hedefimiz. Hamur buzdolabında beklerken bu çok akıcı gibi görünen kıvam toparlanacak ve bu kıvamdan sonra şöyle bir kıvama dönüşecek. Bakın bu buzdolabında beklemiş hali. İstediğimiz bu kıvam. Biraz elimize yapışan bir kıvam gibi ama benim istediğim zaten bu. Bunun daha iyi çatlayabilmesi için
Böyle bir kıvama ihtiyacım var. Şimdi bunları küçük topçuklar halinde, şunları bir alabilir miyiz? Tabii rica ki. etsem. Çok teşekkür ederim. Elime aldığım yuvarlakları pudra şekerinin içine atıyorum. Daha sonra çıkartıp fırın kabına dizeceğim. Bu arada fırınımı ısıtıyorum. 170-180 derece ısılı fırında pişmesi en doğru ölçü. Fırınım ısınırken ben de bu aşağı yukarı yumurtadan biraz daha küçük topçukları yuvarlayıp pudra şekerinin içine atıyorum. Biraz daha küçük, biraz daha büyük olabilir. Ve parşömen kağıt serilmiş fırın tepsisine koyacağım efendim. Benim tarifim bu kadar. Şimdi geçelim Nur Hanım'ın tarifine. Teşekkür ederim. Önce malzemeyle başlayalım mı? Evet, başlayalım. Ben kısaca tarif edeyim. Yarım kilogram yeşil mercimeğimiz, yarım litre kadar zeytinyağımız, yeterli miktarlarda tuz ve karabiber kullanacağız. Böreklerimizi üzeri için 2 yumurta sarısı ve susam malzemelerinden oluşmaktadır. Şimdi ilk önce birinci yufkamızı sereceğiz hocam. Ondan sonra zeytinyağı ile birlikte tekrar ikinci yufkayı serip sigara böreği şeklinde saracağız. Onu zaten yaparken evet, izleyecekler. Evet, evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Çok sağlıklı, protein, güzel, insanlara faydası olan çok hafif bir börek. Ve yapımı çok kolay, pratik. Kısa zamanda, kısa süreçte yapılacak bir en güzel, lezzetli bir tarif diye adlandırıyorum. İsterseniz yapım aşamasına Tabii, geçebiliriz. Lütfen, lütfen başlayalım. Evet. Önce başlarken mercimekleri nasıl haşladığımızdan da zaten söz edeceğiz. Evet. Soğanla nasıl birleştirdik? Nasıl evet, işlemlerden geçti? İlk önce yeşil mercimeğimizi güzelce yıkadıktan sonra basınçlı bir tencerede eğer bunları haşlarsak çok daha kısa sürede istediğimiz neticeyi alabiliriz. Basınçlı tencereye yeşil mercimeğimiz, üzerine iki parmak geçecek kadar suyu, tuzunu, karabiberini ve 3 adet kuru soğanımız fare dişi kıvamında doğrayacağız. Ya da rondodan çok kalın bir şekilde geçirebiliriz bunları. Hepsini çiğden hocam basınçlı tencerede haşlayacağız. Haşladıktan sonra üzerine iki parmak geçen su koyduğumuz için bunlar zaten suyunu otomatikman basınçlı tencerede çekiyor. Bu hale gelecek. Bu hale geldikten sonra da biz böreğimizi yapmaya başlayacağız. Eğer suyu kaldıysa zaten tel süzgeçten geçirerek evet, fazla suyunu akıtmamız lazım. Evet, değil mi? Öyle yapabiliriz. Biraz daha ateşin üstünde basınçlı tencerenin kapağını açtıktan sonra hafif kaynatıp suyunu çektirebiliriz. Tabii dibini tutmamasına da özen göstermeliyiz. Bu şekilde yerleştirdikten sonra şöyle her tarafına çok hafif gezdiriyoruz. Özellikle zeytinyağı olması bu börek için onu tadına, lezzetine artı bir özellik katıyor. Zeytinyağı arada kaldığı için ve eğer bir de böreğinizi biraz buzdolabında bekletirseniz çok daha çıtır. Pişmeden önce mi? Evet, pişmeden önce. Çok daha çıtır bir tat elde etmeniz buzlukta sağlayacak. Mı efendim, buzdolabında mı? Buzluğa koymanız şart değil. Ben mesela yaptığım zaman tepsiyi dizeledikten sonra tepsiyi olduğu gibi koyabiliyorum. Hatta misafirlerim gelmeden bir gün önce de yapabiliyorum. Buzdolabında üstlerinde streç kaplayıp tepsiyle bekletebiliyorum. Misafirlerim geleceği zaman tabii servisten bir saat önce pişiriyorum. Bu şekilde hazırlıyoruz. Peki, siz yağlarken hamurunuzu, yufkanızı daha doğrusu, ben de bu topları bolca pudra şekerine batırıp çıkararak fırın kabıma dizdiğimi tekrar bir görmenizi rica ediyorum. Efendim,
fırın kabına parşömen kağıdı sermiştim. Parşömen kağıdınız yoksa terzilerin milaş kağıdı olarak kullandıkları bir kağıt vardır. Hadi hiçbir şey yoksa evde çocukların resim defterlerinin aralarında kullanılmış resim defteri varsa tabii elinizde. Aralarındaki kağıtlar vardır. O kağıtlardan yardım alarak fırın kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Kağıdı ince bir tabaka halinde sıvı yağ ile yağlamanızı öneririm. Yapışma riskini ortadan kaldırmak için. Fırın kağıdı kullanmak istemiyorsanız normal fırın tepsisine direkt kurabiyelerinizi koyacaksanız tabii ki fırın tepsisini öncesinde hafifçe sıvı yağ ile yağlamanız iyi olacaktır. Mümkün oldukça aralıklı diziyorum çünkü bu kurabiyeler çatlayarak ve şişerek pişecekler. Evet. İkinci yufkayı bu yağladığımız her tarafını zeytinyağıyla yağladığımız birinci yufkanın sadece üzerine sadece yağ sürdük. Sadece zeytinyağı başka sürdük. Başka bir şey sürmedik. Şöyle eğer şayet evinizde çekilmiş haşhaşınız varsa çekilmiş haşhaş da bu zeytinyağın içinde koyabilirsiniz bir miktar. 2-3 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerini kapatıyoruz. Haşhaşımız varsa kullanabilirsiniz. Çekilmiş haşhaşı evet. Yağın üzerine. O zaman tabii yağı bayağı azaltmak lazım. Tabii. Haşhaş bayağı yağlı bir malzeme. Ancak çünkü evet çok tel tel yapıyor. Haşhaşın da ayrı bir aslında lezzeti. Aslında haşhaşı yağ ile karıştırarak kullanmak yerinde olur değil evet, mi? Evet ben de zaten zeytinyağın içine koyuyorum, karıştırıyorum. O şekilde aralarına serpiştiriyorum. Ama muhteşem oluyor. Bu şekilde de bu sade bir şekilde de gene böreğimiz çıtır lezzetini yakalayabiliyor. Zeytinyağı ona zaten o etkiyi sağlıyor. İki kat yaptık. Kaça kesiyoruz onu? Şimdi boyuna ve enine artı şeklinde kestikten sonra 4 eşit üçgen parça elde ettik. Evet 4 tane eşit üçgen parça elde ediyorum. Şimdi her bir parçayı kendi arasında 4'e böleceğim. Peki. Hocam. Bu şekilde. Biraz göz kararıyla da bunları dengelemeye çalışıyoruz. Her bir parçayı 4'e böldüğümüzde evet 4 8 12 16 parça. Peki evet, 16 yufka 16 parça tane böreğimiz oldu. 16 adet böreği sahip. Efendim tabii bu çok küçük börekler olacak. Orada gördüğünüz gibi birazcık daha büyütmek isterseniz porsiyonları 16 yerine 12'ye bölebilirsiniz. Yani 4 eşit üçgen parça haline gelen parçaları 4'e değil de 3'e keserek 12 parça elde edilebilir. Burada Nur Hanım 16 parça, hocam, 16 porsiyonluk börek haline getirecek. Hocam isterseniz bir bölümünü 3'e bölelim. O zaman büyüklüğü tamam, bir izleyicilerimiz öyle yapalım. Daha iyi görsünler. Tamam, bir tanesini ona göre öyle yapalım. Belki 4 ya da 3 olmasını isteyeceklerdir. Mercimekli harcımızdan koyuyorum. Her iki tarafından kapatıyorum ve sigara böreği şeklinde sarıyorum. Kalınca bir rulo değil mi? Evet, evet. Ama ortasını ikisinin iki yufkanın arasını bolca zeytinyağla yağladık. Tepsimiz için hazırlıyoruz. 16 yerine bir tanesini 3'e bölerek daha büyük börekler haline getiriyoruz. Evet, 3'e bölüyorum bir tanesini. Evet. Aynı şekilde mercimek yerine farklı içlerle de tabii bu böreği ki yapabilirler. Ama mercimek protein değeri ete en yakın olan bakliyattır. Evet. Protein değeri hakikaten bütün bakliyatlardan çok daha yüksek. Yani kuru fasulyeden, nohuttan, bakladan çok daha yüksek proteine sahip. Dolayısıyla hani böyle çok fazla et tüketemiyor iseniz mercimeği bolca tüketmelisiniz. Yeşil mercimekten söz ediyorum. Bir rivayete göre 16 peygamberin duası olduğu söylenir mercimek için. Son derece faydalı bir besin. Kolesterol gibi bir özelliği yok. Et fazla tükettiğinizde kolesterol problemi yaşayabilirsiniz. Ama mercimekte böyle bir problem yok. Parşömen kağıt serecek miyiz efendim? Evet. Şurada bir makasımız evet, olacak rica etsem sizden.
yağlı kağıdımızı yerleştiriyoruz. Hazırladığımız börekleri diziyoruz. Bayağı bolca yağlı. Evet, bolca yağlıyoruz hocam. Ayrıca üzerine yağ kullanmıyoruz çünkü böreklerimizin. Yumurta süreceğiz ama. Tabii evet. Peki, ikinci biraz. Yufkamız yine. Evet, üstüne kapatıyoruz. Efendim, yufka böreklerinde yufkanın çıtır çıtır olması için fırının ısınmış olması çok önemli. Bir, ikinci püf noktası ki en önemlisi. Bazı hanımlar fırında böreklerini fazladan bekletirler piştikten sonra. Şimdi bundaki mantık işte fırındaki börek içini çeksin mantığıdır. Halbuki bu son derece yanlış bir tutum. Çünkü piştikten sonra fırında kalan börek çıtırlığını ve kabarıklığını kaybeder. O çıtır çıtır olan ilk anda elinize aldığınızda çıtır çıtır olan börekler birdenbire yumuşamış olur. Çünkü fırının içindeki ısı sirkülasyonu buhara dönüşerek böreğin üzerine yağar. Böylece de börek ne çıtırlığı kalır ne kabarıklığı kalır. Böreği zevkle yiyemezsiniz. Onun için efendim bütün yufka böreklerinde özellikle böyle paket böreği gibi şimdi Nur Hanım'ın yaptığı gibi sarılarak yapılan bütün böreklerde fırın kapatılır kapatılmaz içindeki böreğin çıkarılıp hatta tepsisinden çıkarılıp ızgara teli üzerine alınması gerekir ki bu çok önemli bir püf noktası börek çıtırlığını ve kabarıklığını korusun. Şimdi gene 12'ye bölüyoruz değil mi? Öyle mi yapalım nasıl tabii, isterseniz? Tabii sen nasıl istersen. Bir şekilde. Ben hani bol içli sevdiğim o için 3'e bölüyorum. Tamam. Tamam belki bu orantısız olabilir. Ama bu şekilde. Şimdi ilk böreklerimiz hazır efendim. İkinci evet, şimdi bu yufkalara, ikinci toplam, partiye geçtik. Toplam 4 yufka dört, şu anda. 4 yufka. 4 yufka ile bir tepsiyi doldurmamız Doldurduk. Mümkün. Evet. Biraz aralıklı da yapabiliriz o zaman. Evet. Evet, mercimekten bahsetmiştik. Başka bakliyatlarla börek olur mu? Evet, Arnavutların bir kuru fasulye böreği vardır. Elde açılarak yapılan yufkalarla yapılan bir börektir. Bir de Bergama yöresinin nohutlu böreği var efendim. Nohutlu börekte de nohut haşlanıyor, eziliyor. İçine arzu ediyorsanız ceviz, tuz, karabiber, kimyon koyabilirsiniz. Nohutlu börek aslında elde açılan yufkayla yapılır ama siz onu hazır yufkayla da yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum, nohutlu börek de çok güzel bir börektir. Nohutları haşlayın, ezin, içine sadece karabiber, tuz, ceviz, arzu ediyorsanız kimyon, birazcık da sıvı yağ ilave edin, soğan yok. Benim yöremde yapılan mercimek böreğinde de soğan konmaz. Nur Hanım'ın bugünkü böreğinde bu evet. Soğan var. Arzuya göre siz soğan kullanabilirsiniz mercimekli börekte. Kullanmayabilirsiniz vaktiniz varsa. Afyon yöresinde yapılan mercimekli böreği mercimekler haşlandıktan sonra eğer susuz haşlandıysa, tamamen suyunu çekerek haşlandıysa problem yok. Ama birazcık sulu kaldıysa, suyunu tel süzgeç yardımıyla süzdürdükten sonra mercimekler sıvı yağda, teflon tavada 3-4 dakika kavrulur. Böylece mercimek daha lezzetli hale gelir. İçine tuz, karabiber, arzu ediyorsanız kıyılmış maydanoz konur. Salça ve soğan kullanılmaz afyon usulü yapacaksanız. Bu arada ben bir fırınıma göz atmak istiyorum. Evet, benim gördüğünüz gibi kurabiyelerim kızarmaya başlamış. Çatlamaya başlamış daha doğrusu. Azıcık daha pişmesi lazım. Hocam bizim fırınımızı da 180 dereceye getirebilir Tabii, miyim? 180 derecede fırınımızı hazır yufka böreği olduğu için ısıtmamız gerekiyor.
Evet. Bütün yufka böreklerinde. Yufkayı aldık efendim. O gün pişiremeyeceğiz. Ne yapalım? Kaldırıp çöpe atmayacağız tabii. Ne yapacağız efendim? Yufkaların kat yerlerine sadece kağıt havlu sererek dörde katlayacağız. Yufkanın kat şekli gibi. Aralarına da yine kağıt havlu koyacağız ve dondurucuya koyacağız yufkamızı. Bu şekilde 4-5 ay rahatlıkla saklanabilir yufka. Kullanmak istediğinizde sadece oda sıcaklığında çözdürmeniz yeterli. İlk günkü gibi taptaze kalır yufkalarınız. Ben de bu arada sen onları hazırlarken şu kalan hamurumu değerlendirmek istiyorum. Efendim kalan hamurumuzu çok güzel. Yine küçük toplar halinde. Çünkü bu toplar birazdan şişerek pişeceği için adeta bir mandalina büyüklüğüne geliyor. Onun için küçük tutmaya çalışıyorum. Tekrar ediyorum nasıl yapmıştık. Yayınımızı yeni izleyenler vardır. 100 gram tereyağımız vardı biliyorsunuz. 100 gram yağımızı tereyağı yerine margarin kullanabiliriz demiştim. Az miktarda olduğu için yağımızı tencereye koyduk. Eritirken içine 2,5 paket yani 200 gram bitter çikolatamızı kırarak ilave ettik. Çok kısık ateşte ve sürekli karıştırarak kısa sürede çikolatanın dibe yapışmadan çabucak erimesini sağladık. Eriyen çikolatamızı hemen ateşten aldık. Çünkü çikolata çok çabuk yanan bir besindir. Ayrı bir yerde 2 yumurtamı, yarım su bardağı şekeri ve 3 çorba kaşığı sütü çırptım. İçine iyice soğuyan çikolatalı yağımı ilave ettim. Karıştırdım. İçine 2 su bardağından bir parmak eksik yani bir tam bardak, ikinci bardak bir parmak eksik olacak şekilde unumu ve bir paket kabartma tozumu koydum. Arzu ediyorsanız fındık koyabilirsiniz demiştik. Yoğurduk hamurumuzu ama hamuru yoğurmadan önce o çok cıvık gibi görünen hamurun toparlanması için mutlaka buzdolabında, vaktiniz varsa buzlukta bir süre beklemesini sağladık ki hamur ele alınıp kolayca yoğurulabilecek, şekil alabilecek kıvama gelsin diye. Kıvamını bulan hamurları yuvarladıktan sonra hızla pudra şekerini içinde çevirdik ve parşömen kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyoruz. Şimdi küçük bir tepsi kullanıyorum. Az miktarda hamurum kaldığı için. Pudra şekerinin bolca olması önemli. Bu arada da fırına bir göz atıyorum. Evet, istediğim gibi çatlamaya başlamış kurabiyelerim. Hocam ben de yumurta sarılarını, tabii yumurta sarısını hemen sürüyoruz efendim. Sürüyorum. Sonra da üzerine bir şey serpeceğiz mi? Evet, susamla. Susam, çörek otu. Evet. Bir başka alternatif olsun diye. Haşhaş tohumu da evet, serpebiliriz. Tabii ki. Şimdi, peki böreklerden söz etmişken efendim, başka neli börekler olabilir? Mesela içine ne koyabiliriz? Vallahi çok güzel harçlar hazırlanıyor tabii ki. Pırasalı harçlarımız güzel da var. Pırasayla, pırası, havuçla zeytinyağını gene kavurduktan sonra evet, pırasayı ilave ediyoruz. Pırasayı evet, da öldürüyoruz. Yani bu şekilde havuçlu pırasalı harçlar yapabiliriz. Mantarlı, sebzeli, mantarlı. Yani biz aslında sevdiğimiz yemeklerin sulandırılmamış halini düşünerekten bu şekilde börek harçları hazırlayabiliriz diye düşünüyorum hocam. Efendim benim kurabiyelerim piştiler. Alıyorum fırından. Evet, gördüğünüz gibi gayet de çatlayarak pişmişler. Elinize sağlık hocam, çok güzel çok olmuş. Çok teşekkür ederim. Senin de ellerine muhteşem sağlık. Ben de şu anda susamlarını serpiştiriyorum hocam. En son işlem olarak. Peki mercimekleri haşlarken evet, ne kadar su koymamız lazım? Bir ondan yarım yeniden kilogram mercimeğimizi basınçlı tenceremize koyduktan sonra üzerine iki parmak geçecek
kadar suyu koyarsak tam dengelemiş oluyoruz. Yalnız eğer normal bir çelik tencerede yapacak olursak bu ölçüyü biraz daha fazla tutmamız lazım. Çok su alıyor, evet, değil mi o zaman? O şekilde bunları hesap etmeliyiz tabii ki. Normal tencerede yapacak olursak daha çok su kullanmamız gerekiyor. Hocam ben de bunu önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza koyuyorum. Peki 180 dereceli fırında yaklaşık efendim bir 35-40 dakika. Tabii bu aslında fırınların ölçüsü ısı ayarlarına göre değişiyor. Her fırın bir olmuyor. Biz ne kadar şu kadar zamanda pişirin de desek bazen çok daha uzun sürebiliyor. Efendim çatlamış kurabiyelerimiz hazır. Bayağı da bir çatladılar elinize gördüğünüz sağlık. Gibi. Gerçekten muhteşem görünüyor. Çok teşekkür ederim. Senin de ellerine sağlık. Efendim bizim sosyal medya adresimizi zaten ekranda görebiliyorsunuz. Bize sosyal medyadan ulaşmak isterseniz lütfen bize yazın. Derken ben de bugünün anısına kabul buyurursanız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de kitabınızı hediye etmek istiyorum. İyi günlerde kullanmanız çok, dilekleriyle efendim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Birlikte veda edelim mi? Tabii. Buyurun. Tabii çok memnun olurum. Bu güzel programı sizinle paylaşmak çok güzeldi. Çok, çok teşekkür ederim. Ediyorum. Böreklerimizi de alalım unutmadan. Evet. Efendim böreklerimizin önceden pişirilmiş hali görüyorsunuz. Gayet güzel kabarık kabarık böreklerimiz burada. Şimdiden ellerinize gönüllerinize sağlık diyoruz ve birlikte veda ediyoruz. Ne yaparsanız yapın efendim ölçülerinize mutlaka sevginizi ilave edin diyerek hoşça kalın diyoruz. Evet.